1817 yılında Alman bilim insanı Johann Bohnenberger, Bohnenberger makinesi adı altında bir icat geliştirmiş. Dönen bir cismin açısal momentumunu, başka bir deyişle dönme momentini göstermek istemiş. Bunun için de basit bir döner disk üzerine sarkaç düzeneği kurmuş. Amacı dönen kütlenin yönünü koruma eğilimini deneysel olarak sergilemekmiş. Bu düzeneği gören Fransız bilim insanı Léon Foucault da kendi aletini, yani jiroskopunu geliştirmiş. 1852 yılında. Peki amacı neymiş? Yani böyle bir cihaz, böyle bir alet üretmenin amacı ne? Dünyanın döndüğünü ispat etmek ve bunu deneysel bir gerçeklikle, bir gözlemle ortaya koymak istemiş. Bugün biz de jiroskopun o gizemli dünyasını ve bize neler sunduğunu birlikte inceleyeceğiz. Malzemeler. Jiroskop. İp. Basit malzemeler. Gördüğünüz gibi jiroskop hazır bir malzeme arkadaşlar. Böyle bir alttan düzeneği var. Bunu harekete geçireceğim. Şimdi esen bas ve şöyle yaptığın zaman da bu dönüyor diyebilirsiniz. İp ne alaka? İp daha hızlı dönmesini sağlayacak arkadaşlar. Anladığınız üzere burada bir dönme olayı var. İpi sardım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu ipi hızla çekeceğim. Bu size ne hatırlatıyor? Tabii ki benim jenerasyonum iyi bilir ama siz belki hayatınızda hiç oynamadınız. Topaçlar. Topaçları biz böyle atardık mahallede. Şaka şaka, benim bile jenerasyonum için çok eski bir şey. Beyblade. Beyblade olabilir arkadaşlar. Böyle Beyblade'i böyle çekerdik. Bayağı uğraşmam gerekti ya. Vay. Demek keramet bunda değilmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi jiroskopum şu anda yer çekimine meydan okuyor. Evet. Çünkü normal şartlarda neyi bekleriz? Jiroskopun böyle dik bir şeyi koyduğumuz zaman bu şekilde devrilmesini bekleriz. Fakat ne oldu? Devrilmedi. Şuradan da göstereyim. Ben bunu yukarı doğru çekmiyorum. Sadece buradaki diski çevirdim, içerideki çarkı. Nasıl oldu da bu düşmeden durabiliyor? İşte burada momentum dediğimiz olay devreye giriyor arkadaşlar. Bugün aslında konumuz biraz da bu. Dönme hareketinin korunumu ilkesinde yola çıkarak açısal konumu veya yönelimi sabit tutan bir cihaz, jiroskop. Hareket eden her şey bir momentuma sahiptir arkadaşlar. Denizin üzerinde ilerleyen devasa bir yük gemisi hayal edin arkadaşlar. Bu geminin düz bir çizgide ilerlediğini varsayalım ve işte bu gemi çizgisel bir momentuma sahiptir. Bir de açısal momentum var. Bu da düz bir çizgide gitmeyi belli bir açıyla dönme hikayesinden ortaya çıkıyor. Eğer cisim öteleme hareketi yapıyorsa, ki biz buna işte öteleme diyoruz. Öteleme hareketi yapıyorsa buna çizgisel momentum, dönme hareketi yapıyorsa buna da açısal momentum diyoruz. Şimdi geminin ne hareketi var? Düz bir şekilde bir çizgi üzerinde ilerliyor. Öteliyoruz düz bir zemin üzerinde, çizgisel momentuma sahip. Burada jiroskopumuzsa dönüyor arkadaşlar. Dönenler neye sahipti? Açısal momentuma sahipti. Peki bu açısal momentum ne ifade ediyor bize? Momentum deyince lisede bilirsiniz bir momentumun yönü meselesi vardır. Bu momentumun yönü de böyle elle, baş parmak ve beş parmak meselesiyle açıklanabilir. Bir cisim bu tarafa doğru, sağ el kuralı denir buna, bu tarafa doğru bakın böyle bir dönme hareketi gerçekleştiriyor ise momentumun yönü nereyedir? Burayadır. Burada da jiroskopumuzu o şekilde hayal edelim. Bakın sağ el kuralından şu anda şöyle bir açıda buraya doğru, bana doğru döndüğünü hayal edin bu jiroskopun. Ne bekleriz arkadaşlar? Momentumun yönü bu tarafa doğru. Doğru mu? Böyle bir
yön var. Bir de arkadaşlar bu cismi etkileyen bir yer çekimi kuvveti var. Biz burada ne dedik? Yer çekimine meydan okuyan bir aletten bahsediyoruz. Basit bir alet değil. Bunu da öyle bir hale getiriyoruz ki, öyle bir hız kazandırıyoruz ki jiroskopumuza. Bakın şöyle iple sarıyorum. Şöyle bir ipi kendime doğru çekeceğim. Daha doğrusu evet bakayım nasıl bir momentum sağlar bu bize. Evet bana doğru bir dönüşten bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar normalde bakın ben bunu tutuyorum. Hafifçe böyle bıraktığım zaman ne oluyor? Aşağıya doğru düşüyor. Şimdi bunu hızlı bir şekilde çekeceğim ve şunu gözlemlemeye çalışacağım. Yer çekimine meydan okuyabilirim. Bakın çok daha yavaş. Şu an elim çok rahat. Ama çok daha az bir şekilde aşağıya eğiliyor. Görüyor musunuz? Elim çok, parmağım çok rahat şu anda. Hafif hafif aşağıya doğru iniyor. Ama kendini çok bırakmıyor. Şimdi yavaş yavaş bu sürecin bitmesini bekliyorum. Yavaşlatayım arkadaşlar. Ne oldu? Momentumun yönü bu tarafa doğru. Şu anda bu jiroskopa etkileyen en büyük kuvvet ne? Yer çekimi kuvveti. Ben bunu iple çekerek bu tarafa doğru bir açısal momentum kazandırdım. Bu tarafa. Ve yer çekimi kuvvetine bir süre karşı koydum. Fakat bu sonsuz değil dediğim gibi. Şu an bakın az evvel tuttuğum gibi yapıyorum. Buna karşı koymak ancak böyle bir kuvvet uygularsam yer çekimine karşı gelebiliyorum. Peki sadece bu tarafa doğru mu dönünce oluyor? Hayır, onu göstereceğim. Şu anda gördüğünüz gibi kendisi düşüyor değil mi? Dünyamızın ekseni böyle dik değil arkadaşlar. Hafif eğik değil mi? Şimdi ben size şunu söylüyorum. Bakın normalde bu jiroskopu hadi şöyle koysam belki dersiniz ki ya işte hani belki ayakta durması çok şey değildi, bizi çok etkilemedi. Bir de yan koy bakalım. Bakalım o zaman duracak mı? Şimdi onu deneyeceğim. Bence duracak. Bence duracak. Durmaya da bilir. İpi çekiyorum ve eğik eksende jiroskopumun nasıl davranacağını izleyeceğim. Dünya gibi dönüyor işte. Arkadaşlar gördüğünüz gibi jiroskopum eğik eksende de yer çekimine meydan okuyor. Bakın hala dönüyor. Hala ayakta. Yıkılmadı ama ayakta. Belli bir süre sonra düşüyor tabii ki. Ama gördüğünüz gibi eğik eksende de yine yer çekimine meydan okuyabildik. Aslında dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü Kopernikus ve Galileo gibi bilim insanları çok uzun yıllar dayanan deneysel gözlemlere dayanarak söylemişlerdi. Fakat Foucault 1851 yılında dünya şartlarında Paris'te kurmuş olduğu Foucault sarkacıyla dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü deneysel olarak da göstermiş oldu. Yunanca gyro ve skopin. Yani gyro ne demek? Dönmek. Dönerci değil mi ya? Meşhur dönerci. İşte, skopin de görmek. Arkadaşlar işte döndüğünü görmek. Jiroskop. Değişik. Jiroskop sadece dünyanın döndüğünü ispat edip kenara bırakılan bir alet olmamış tabii. Günümüzde de arkadaşlar çok çok ama çok önemli yerlerde jiroskopu kullanıyoruz. Dönme yönelimini ve hareketi çok hassas derecede ölçmek için jiroskoplar birçok alanda kullanılıyor. Mesela telefonlarda kullanılıyor arkadaşlar. Dijital jiroskop sensörleri var. Mesela akıllı telefon ve tabletlerin yatay dikey dönmelerini algılarken jiroskop kullanılıyor. Mesela bazı oyunlarda oyun kontrollerini yaparken
sağ tarafa doğru çevirdiniz kontrolü, sol tarafa doğru çevirdiniz. Orada jiroskop dönme açısını algılayarak ekrana aslında o bilgiyi iletiyor ve oradaki hareketlerimiz de o açıyla, aynı açıyla sağa sola doğru dönebiliyor. Uçaklarda arkadaşlar, uçakların normalde havalandığı zaman yere paralel mi gidiyor, hafif bir eğimle mi gidiyor, açıyla mı gidiyor, bunu anlamak çok mümkün değildi. Fakat jiroskop sayesinde ufak tefek değişimler, sağa yatmalar, sola yatmalar, açılar aslında uçağın ekranına geliyor ve uçağın düz bir şekilde hareket etmesini yine jiroskoplar sağlıyor. Elektrikli scooter, hoverboard, segway, bu hani nasıl dengede duruyor ya bu dediğimiz birçok alette aslında jiroskopun etkilerini görüyoruz. Meseleyi anladıysak sorumu soruyorum. Soru: jiroskopun kendi eksenindeki yönelimini, koruma ve dengesini sağlaması hangi fizik yasasına dayanır? A. Açısal momentumun korunumu, B. Enerjinin korunumu. Evet arkadaşlar, kim derdi ki gayro jiroskopmuş, scoping görmekmiş, oradan döner, döner canım döner çekti ya. Ha? Söylesek mi bir şey? Söyleyelim. Tamam. Yani bu güzel deneyin sonunu da bir yemeğe bağlamak ancak bizim milletimize has bir durum. Canım döner çekti ya, döner mi söylesek hakikaten? Ha? Yatay mı dönsün, dikey mi dönsün döner? Güzel soru ha. Çünkü yatınca da cağ oluyor biliyorsun ha. Çapraz isteyelim. Çapraz, biz de çapraz isteyelim arkadaşlar. Evet, bilimle bu sefer de gastronomiyi birleştirdik. Keyifli bir deneydi, çok güzel şeyler öğrendik. Yeni bir videoda yepyeni bir konuda görüşmek üzere. Bilimle kalın, hoşça kalın.